Bunun bize gelişi 1976 ile 23 Şubat bir kış günü karlı buzlu. İlk tanışmamız öyle oldu. Ben lise 2'ye giderken babamın ilk arabası, ilk göz ağrımız. Biz bunda hepimiz arabayı bunda öğrendik, şoförlüğü bunda öğrendik. Ehliyeti bunda aldık. Uzun yollarımızı, ilk uzun yollarımızı bunda yaptık. 48 sene oldu. 48 senedir ailenin bir ferdi bu. Hiç ayrılmadık. İşte babam 2014'te rahmetli oldu. 2013'ten beri de ben de bu araba. Yaklaşık 11 senedir de ben biniyorum işte bakımlarını, şeylerini yaptırıyorum. Parçacımız vardı. Dayı derdik Tarhanlıoğlu diye. Rahmetli oldu. Aman dedi. Sen ne olur hayatta kal. Sen gitme. Ama Covid maalesef onu da elimizden aldı. O yedek parça olayı kapandıktan sonra, o dükkan kapandıktan sonra bir tamircisini zor buluyoruz Konya'da. Yedek parçasını zor temin ediyoruz. Artık bulunmuyor. Yedek parçası bulunmuyor. Ankara'da, İstanbul'da iletişime geçip internetten bulmamız gerekiyor. O da arabayı servise götürdüğün zaman, tamire götürdüğün zaman günübirlik iş yapamıyorsun. Yani ustaya götürüyorsun. Eski arabaya kimse müdahale etmek istemiyor. Bir yerde çekiniyorlar. Çoğu anlamıyor. Öyle olunca yani artık vedalaşma zamanı geldi diyorum ben. Aldığım şeyde ortaokula giderken İzmir'de, Gümüldür'de bir yazlığımız vardı. Liseden sonra işte lise döneminde de bununla gitmeye başladık. Önce otobüste giderdik. Bununla giderken o dönemde 70'li yıllarda bunun üzerinde 160 yazar. 160 yazar abim kulaklar içinde yazacak. Birkaç sefer bunda 160'ı aşıp kilometre teli koparttığını bilirim. Ama araba full yüklüyken, boşken gidemezsin. Bunun çok şey anıları vardır. Yolculuk anıları. En büyük şeysi de bunu alırken, biz bunu alacağımızda 76 yılında bir tane Ford Granada vardı. 1970 model. Babama yalvardık. Baba ne olur Ford Granada'yı alalım. O 120 bin lira, bu 90 bin lira. Ya kuzum dedi ya. Hiç dedi Alman'ın yaşlısıyla Türk'ün genci bir olur mu dedi. Bak bu daha sıfır. Biz gideceğiz 3 yaşında araba alacağız. Dedi. Anadolu'dan vazgeçmedi. Aradan 4-5 sene geçti. Anadolu'nun yeni kasası çıktı, böyle Şahin gibi yeni modelleri falan. Ya baba dedik, arabayı satalım da yenileyelim. Olur satalım dedi. Biz şaşırdık. Arabayı çok sever. Bu arabanın hastası. Ne alalım baba dedik. Yeni Anadolu alalım diyor. Baba bırak Allah aşkına dedik ya. Bırak. Bizim Anadolu'muz gayet iyi, 4-4'lük. Satıp da niye bir de Anadolu alacağız? Boş ver o zaman. Ve ölünceye kadar gitti. Ölmeden önce de son isteği 2 saat önce. Oğlum arabayı çıkartın bir çalıştırın, sesini duyuyum dedi. Dinledi gitti. 2 saat sonra rahmetli oldu. Böyle bir anısı var. Vallahi gözlerimiz yaşarır. Yani bu iş kolay olmaz. 82'de bu arabaya bir alıcı oldu. Adam dedi ki bu arabayı bana satın. Babam razı etmiş. Almasın. Ne yapacağım bu arabayı demiş. Vallahi bu arabayı ben ortadan keseceğim. Arkasına kasa yapacağım. Anadolu yapacağım. Şey, pikap yapacağım. Olmaz demiş. Ben sana satılık arabam yok. Koy git hadi. Bu artık evin bir ferdi, bir evladı gibi oldu. Ayrılık biraz zor olacak. Ama zorunlu sebeplerden, dediğim gibi